Sorosçu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçiliklerinden geri adım geldi. İlk açıklama ABD Büyükelçiliğinden geldi. Açıklamada ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder denildi. Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçilikleri de ABD'nin yaptığı açıklamayı paylaştı. Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Konvansiyonu'nun 41. maddesi, bir diplomata bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor. Maddede kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına helal gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir ifadeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Gelişmelerden sonra Vatan Partisi'ndense kritik bir uyarı geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, büyükelçilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi. ABD'nin 41. maddeyi teyit etmesinin hiçbir hükmü ve anlamı yoktur, özür dilemeleri gerekir. Türkiye, Atlantik kampına ve kaos planlarına isyan ettiği yeni rotasında kararlı durmalıdır. Hepsinin sırtını yere getirecek olan bu kararlılıktır. Bu rotada yalnız değiliz, çok güçlüyüz.